1995-1996 sezonunda Trabzonspor'la çetin bir şampiyonluk savaşı veren Fenerbahçe, Avrupa'da da ülkemizi UEFA Kupası'nda temsil edecekti. Ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Partizani'yi 2-0 ve 4-0'lık galibiyetlerle kolay eleyen Sarı Lacivertliler bir üst tura çıkıyordu. Aygün, vuruşu yerden ve gol! Ve gol ve gol! Nefis bir gol Aygün'den! Bravo çocuklar! 4-0 sevgili seyirciler! Partizani kolay lokmaydı. Ancak kupanın daha ilk turunda kura'dan çok zorlu bir rakip geliyordu. İspanyol ekibi Real Betis'te eşleşen Sarı Lacivertliler ilk maçını 12 Eylül 1995 günü oynayacaktı. Fenerbahçe stadında oynanan karşılaşmanın hakemi Rus Sergey Kusaynov'du. İki takım da oyun alanında. Atla atla atla. Muhteşem bir manzara var Fenerbahçe stadında. Fenerbahçe bir Rüştü, iki İlker, üç Uçe, dört Hök, beş Oğuz, altı Erol, yedi Tayfun, sekiz Kemalettin, dokuz Boliç, on Bülent, on bir Aygün. Hareria teknik direktör. 12 Murat, 13 Büyük Mustafa, yedekler Fenerbahçe'de Saffet, Aykut ve Ali Nail. Ve Real Betis, Haro, Jaime, Urena, Vidakovic, Josete, Alexis, Merino, Kanas, Stosic, Pierre, Hani. Lorenzo Serra antrenör, teknik direktör Ferrer. Takım kadroları maçın hakemi yardımcılarına baktı ve karşılaşmayı başlatıyor. Stosic. İşte Fenerbahçeli taraftarlar hepsi ayakta. İstanbul Fenerbahçe stadında müthiş bir tezahürat var. Köşe vuruşu kullanacak şimdi Sarı Lacivertliler. İki korner. Ceza sahasına. Ön direk savunma çıkartıyor. Hadi iyi şut dışarı. Tayfun'dan iyi şut bekledik. Top dışarı gitti. Maça iyi başlamak lazım. Ceza sahasına doğru. Stosic'den önce Fenerbahçe savunması. Rüştü çıkma. Rüştü çıkma. Rüştü'nün kucağına. Biraz aşırsalar topu. Bir anda kalemiz büyük bir tehlike yaşayacaktı sevgili seyirciler. Kemalettin. İşte pozisyonu izliyoruz. Topa iyi vuramıyor. Kemalettin çok uzaklardan deniyor şansını. Aygün top bekliyor. Boliç. Aygün ceza sahasında. Hadi Aygün. Ortaya bıraktı. Gol geliyor. Ah 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 dışarı. Yapma Bülent, yapma! 5. dakika, yapma Bülent! Haro, işte izliyoruz Bülent. O kadar sakin, o kadar güzel hareketler ki artık bu golle, golle sonuçlansın bu atak. Aygün'den çok iyi bir asist. Ceza sahası içinde Bülent. Vuruşunda dışarı giden top. Ve kale vuruşunu Haro kullanacak Real Betis'te. Carlos Alberto Pereira görüntüye geliyor. Serbest vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Lorenzo Serra. Resmi Kemalettin veriyor. Bülent. Real Betis atağı. Stosic. Stosic'e dikkat. Sağ kanada. Aman çocuklar dikkat. Maalesef gol. Maalesef gol. Maalesef. İyi oynadık. Ama çok kötü bir gol yedik. Diğer. Ve top ağlarda. Gerçekten beklemediğimiz bir anda yediğimiz bu golle yıkıldık. İşte Pierre topu ağlara gönderiyor. İki kişiyle geldiler. Maalesef golü attılar. Oğuz, hadi çocuklar,
Tayfun ceza sahasına. Uçe, Bülent dokunuyor. Savunma. İlker. Bülent. Savunmaları çok kalabalık. Kemalettin, Oğuz. Bülent dokunamadı. Oğuz ceza sahasına doğru giriyor. Sağ kanatta. Alta bırakmadı. Diğer yerde Real Betis takımında. Diğer ve Kemalettin. İki oyuncuyu da yanına çağırdı. Sarı, maalesef kırmızı. Fenerbahçe en kritik anda 10 kişi kalıyor. Ve hakem bir yere de kırmızı kart gösteriyor. Real Betis'te 10 kişi kalıyor sevgili seyirciler. Pierre ben oyundan çıkmam diyor. Sahanın ortasına oturdu Pierre. Şu anda yattı. Real Betis'in tek golünü atan oyuncu. Pierre'i oyun alanı dışına davet ediyor. UEFA Kupası mücadelesinde Pierre ben çıkmam diyor. Tekrar sahanın ortasına geldi. İşte pozisyonu izliyoruz. Pierre oyundan hala çıkmamakta ısrarlı. Şu anda yapmaması gerekenleri yapıyor İspanyol futbolcu. Tribünlere tükürüyor. Devreyi berabere bitirirse Fenerbahçe çok iyi olacak. Boliç. Boliç'i vur kaleci Aro. Top boşta, ikinci pozisyon tekrar Aro. O kadar güzel gitti ki top. Ama kaleciyi tabii hepimiz unuttuk. Evet, bir oyuncu değişikliği daha. İlker'i oyundan alıyor. Ve hemen Mustafa oyuna giriyor. Oğuz. Tayfun'dan iyi pas. Aykut. Sağ kanadı gördü Aykut. Vuruş, kaleci Haro. Kaleci Haro, Boliç. Ortaya biraz baksa, biraz baksa. Aykut geliyor. Ama o kaleye vurmayı tercih etti. Orta. Kaleci çıktı. Aro ilk zamanlama hatasını yaptı ama kimse yok. Tayfun. Aykut ceza sahasında. Aykut dönerek vuruyor. Gol, gol, gol Aykut. Durumu 1-1 yapıyoruz. Bravo çocuklar. Bravo. Daha 15 dakika var. Haydi. Haydi Fenerbahçe. Aykut harikasın. Süpersin. Süper. Fenerbahçe 1. Real Betis 1. Bu gol için tam 75 dakika bekledik. Ve durumu 1-1 yapıyoruz sevgili seyirciler. Haydi çocuklar, haydi. Haydi. Oyuna başlıyor Real Betis. Rüştü görüntüde. Fenerbahçe'nin golü. 75. dakikada. Aykut'un golü değişik açılardan ekrana geliyor. Uzun boylu 1.90'lık Aro bu süper golcünün golüne ne yapabilir ki? Akıl dolu bir vuruş ve topun ağlara gidişi. Haydi Fenerbahçe! İstanbul Fenerbahçe stadında durum 1-1. Ganas. Ara pası. Saras. Gol pozisyonu. Bravo Rüştü. Harikasın Rüştü. Süpersin. Çok kritik bir pozisyonda. Hadi çocuklar şimdi. Boliç. Ali Nail. Ali Nail ceza sahasında. Hadi. Hadi. Ah. 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 Olsun. Bu olsun. Ama olmadı. Kale vuruşunu kullanacak Haro. Ali Nail bunu bir atsan oyunun da kurun da her şeyin şekli değişecek. O top yuvarlana yuvarlana ağlara gitse ne olur. Ama işte görüyoruz, dışarı gidiyor maalesef.
Real Betis birbirler ağzı. Top dolaştırıyorlar şu anda. Biz de az önceki bizim için çok talihsiz pozisyonu izliyoruz. Onlar da tehlikeli geliyorlar. Vurdurmayın. Vurdurmayın. Çünkü topları iyi vuruyorlar. Ve gol oluyor. Maalesef gol. Sabas maalesef top ağlarda. Bir geldiler derler ya. Umutlandık, sevindik. Bütün stat gibi biz de ayağa kalktık. Ama şimdi olduğumuz yerde çöktük. Beklemediğimiz anda golü yedik. 2-1 yenik duruma düşüyor Fenerbahçe. Göstere göstere geldiler. Ve topu ağlara bırakıp geri döndüler. Aykut bir tek Boliç ve Ali Nail destek veriyor. Ali Nail. Aykut aşır. Hadi Aykut. Ağlara gitmiyor top. Beraberlik şansı gelmedi. Uçe. Sabas. Kanas. Son anda rüştü, bravo. Yarni. Az önce Rüştü'nün kurtardığı pozisyonu izliyoruz sevgili seyirciler. Kaptırılan top. 3'e 2 yakaladılar. 3'e 2 sol kanada. Kalemizde yine tehlike var. Rüştü. Hık. Son anda bakıyorum, o yan hakeme baktım. Son anda evet topun çevirdiğini belirtiyor. Şansı parane şekilde Hök. Tehlikeyi önledemem, ben de yan hakeme baktım. Pozisyonda orta hakemle göz göze geldiler. Tabi bu tür pozisyonlarda yan hakemin orta hakeme vereceği okey çok önemli. Ve topun tamamının çizgiyi geçmesi lazım. Hakeme rağmen maçı bitirebilir artık değerli seyirciler. Çalan düdük ve Fenerbahçe 2-1 kaybediyor. İlk raundu kaybediyor. 26 Eylül'de Sevilla'da Real Betis Fenerbahçe tekrar karşı karşıya gelecek. Siz nasıl buldunuz bugün Fenerbahçe'nin oyununu? Şimdi ben maç öncesi olan endişem bu maçta da tabii ortaya çıktı. Zaten bunu tahmin ediyordum. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Yani ileride fizik gücü kuvvetli, mücadele eden, vücudunda rakip savunmayı atacak eğer bir forvetin olmazsa kadronda ve iyi bir Avrupa takımı karşısında başarılı olmak çok zor. Fenerbahçe bunun sıkıntılarını yaşadı. Hava toplarında defansın dengesi bozulamadı. Kanat atakları da işlerlik kazanmadı. Bu sefer orta sahada rakip takımın iyi presi karşısında bloke oldu. Böylece Fenerbahçe büyük bir pozisyon sıkıntısı işine düştü. Bir tek Aygün'ün kişisel adam eksikten driplinglerine kaldı Fenerbahçe. Tabii bu arada büyük bir şans da tepildi. Eğer Bülent o golü atsaydı belki daha çok değişik şeyler olurdu oyun başında. O zaman Fenerbahçe daha dengeli savunmada kapanabilir. Daha rakip de açılınca bazı kontratak imkanları bulabilir. Ama bu golde kaçınca arkadan da hatayla, Kemalettin'den başlayıp defansta devam eden hatayla gelen golde Fenerbahçe için her şeyi bitirdi. Betis çok rahat oynadı. Kendini sıkmadı. İşi Roland'de tuttu. 1-1 olduktan sonra işi sıktılar. Ondan sonra bir gol daha buldular. Ve Fenerbahçe'nin tur şansı artık mucize oldu. Sarı lacivertliler evinde oynadığı ilk maçta dezavantajlı duruma düşmüştü. Carlos Alberto Parreira'nın sistemi henüz oturmamıştı ve Fenerbahçe en iyi seviyesine gelmeden güçlü rakibine karşı zor bir sınava çıkmıştı. İkinci maç öncesi doğal olarak umutlar azalmıştı. 26 Eylül 1995 gününe Benito Villamarin stadına gidiyoruz şimdi de. Evet değerli seyirciler, Benito Villamarin stadında şu anda tribünlerde 28 bin seyirci, Real Betis ve Fenerbahçe 45 bin kişilik Benito Villamarin stadına çıkıyor. Real Betis taraftarları görüntüde maçı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Wojcik yönetecek. Sosic ve kırmızı kartlı Pierre kadroda yoklar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'de dün akşam antrenmanında sakatlığı tekrar yükseden Bolic maalesef bu karşılaşmada kadroda değil.
Avrupa kupalarında Türk takımları şu ana kadar İspanyol takımlarıyla 18 maç oynadı. 4 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 1967-68'de Göztepe Atletico Madrid'i kupa dışı bıraktı. 71'de Eskişehir Spor Sevilla'yı kupa dışı bıraktı. Ondan sonra kuraklayamadık ama bugün kuraklamak istiyoruz. Bilen topun başında, hadi iyi bir orta. Bilen ceza sahasına doğru. Safa atak sürüyor şu anda. Şut ve avta. Avta gidiyor top. Aykut. Emre. Ceza sahasına Emre'den. Bülent. Bülent vuruyor kaleye, Kalecano. Korner. Çok iyi Bülent. Kalecano uzandı ve korner. 7. dakika. Real Betis 0. Fenerbahçe 0. İlk tehlikeyi biz yarattık. İlk golümüzü atmak istiyoruz. Oğuz. Aygün attı. Şimdi de pasını verdi. Offside. Aykut. Offside pozisyonunda. Offside olmadığını belirtiyor Aykut. Aykut tekrar belirtti. İzahiye etkilerden görüyoruz. İşte görüyorsunuz top ayaktan çıktığında İspanyol oyuncu biraz daha geride kalıyor. Ve Aykut ellerini kaldırarak ben haklıyım diyor. Haklı da. Ceza sahasına Rüştü Sipa. Ne yaptı? Maalesef ne yaptı? Dakika 20 sevgili seyirciler. Maalesef gol sevgili seyirciler. Alexis. Real Betis 1, Fenerbahçe 0. Maçtan önce teknik direktörleri Serap Ferer, şimdi galip gelmemiz önemli değil. Senin ya da taraftarlarımıza yine iyi bir galibiyet hediye etmek istiyoruz dedi. Ve 1-0 öne geçtiler. Penaltı değişik açılardan ekrana geliyor. Alexis, Real Betis 1-0 önde. Oyun devam ediyor. Bülent. Kaptırlar top. Şut ve gol. 2-0 oldu. Aynı. Topağlarda Tanyas 2-0 yapıyor. Maçta 38. dakika. Olias, sol kanada Menendez, Alfonso var, Menendez ve Uche son anda dokudu korner. Bu arada İspanyol seyircilerle İspanyol polis arasında itişme başladı. İşte o görüntü ve maç bitiyor sevgili seyirciler. Real Betis 2-0 kazanıyor. Fenerbahçe İstanbul'da avantajı kaybetmişti. Rakibine 2-1 yenilmişti. Sevilla'da 2-0 mağlup oldu. Alexis ve Kanyas'ın golleri. İlk maçta şansını büyük ölçüde yitiren Sarı Lacivertliler rövanşta da rakibine boyun eğiyordu. Real Betis o sezon UEFA Kupası'nda daha sonra final oynayacak Bordo'ya 3. turda elenirken Fenerbahçe ise ligde özlediği şampiyonluğa ulaşmayı başarıyordu.